Bütçenizden ne kadar pay ayırırsanız eğitime, eğitime o kadar değer verdiniz demektir. Bizden önceki dönemlerde eğitime kaynak ayrılmadı. Bu öncelikleri başka şeylerde. Ancak bizim dönemimizde en büyük kaynağı milli eğitime ayırdık. Milli eğitim şu an 2017 yılı bütçesinde birinci sırada. Toplam bütçenin yüzde yirmisini alıyor. Miktar olarak 122 milyar lira. 2002'de ne kadardı bu rakam? 11 milyar lira. Birisi bir milyar, Birisi 122 milyar. 2002 2002'deki milli eğitime ayrılan toplam bütçe içindeki oran yüzde on, şimdi yüzde yirmi. Yani iki kat artmış. Eğer yani elinde insaf varsa, vicdan varsa, terazisi varsa bunu gördükten sonra daha ne söyleyecek? Özü bu, özü bu, yatırım. Eğer yatırım, kalem ayırmazsanız, kaynak ayırmazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Türkiye bu dönemde eğitime gerekli kaynağı ayırdı. E bundan sonra da ayırmaya devam edecek. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 36'dan 25'e, orta öğretimde 31'den 22'ye düştü. Yine gerçekten özel okul oranlarını arttırmak lazım, özel sektörün bu alana girmesini teşvik etmek lazım. Bu devletin yükünü alıyor, devletin yükünü azaltıyor. Aksel de buraya giden ne kadar öğrenci gidiyor? 1 milyon 138 bin öğrenci gidiyor eğer 1 milyon 138 bin öğrenci özel okula gitmese devlet okuluna gelecek. Devlet okuluna gelmesi ne demek? İşte derslik başına düşen öğrenci sayısı 20 iken 30 olacak. 20 iken 25 olacak. Dolayısıyla özel sektörü mutlaka teşvik etmek lazım. Rekabeti sağlamak lazım. Biz biz bu dönemde hem 4 artı 4 hem de özel okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz için 1 milyar 695 milyon TL teşvik sağladık. Yine organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik okullarımıza 2012-2013 yılından itibaren 149 milyonun üzerinde bir meblağ ödedik destek olarak. Önümüzdeki dönemde de okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu gerçekten çok önemsiyoruz. PISA sonuçları var. Bakarsanız orada en yüksek puan alanlar okul öncesi eğitim süresi kesinlikle daha yüksek olanlar. Hiç eğitim almayanlar, okul öncesi eğitimler, diyelim ki matematikten 420 almışlarsa, bir yıl ve altında eğitim alanlar 400 işte 20 iken 50 alıyor. Ama bir yıldan fazla eğitim alanlar 480 alıyor. 420, 450, 480 diye. Bu da göstermiş ki bilimsel gerçek. Okul öncesi eğitime evlatlarınızı alırsanız onların başarıyı yakalama şansını artırırsınız. Biz de inşallah okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamını alacağız. Yine her öğrencimizin bir lisan öğrenmesini istiyoruz. Şimdi var ilkokullarda, ortaokullarda hem ders olarak var hem de seç seçmeli ders olarak İngilizce alınacak. Ama toplam bunu bir yılda 700 ders gibi yapıyor. Yetmiyor. Bir şekilde ilkokul, ortaokul birileri yani beşinci sınıfları. Beşinci sınıflardaki 700 saat değil 1300 mü olur, 1400 mü olur? Arkadaşlar bir çalışıyorlar. Pro, pilot illere veya nasıl uygulayacağımıza göre de inşallah onu da gerçekleştireceğiz. Bir diğer husus ikili eğitime son vereceğiz. İkili eğitime son vereceğiz dedik. Yine birçokları vereceksiniz de işte ne kadar? 77 bin derslik ihtiyacınız. E bunu nasıl yapacaksınız? Kaynak ihtiyacı var. Biz kaynak millettir dedik. Gerçekten her gün yeni bir okul yapılıyor. Yine bir başka önümüzdeki dönemde yapacağımız çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamını alıyoruz. İşbaşı yapanına asgari ücretin yüzde otuzu kadar ücret verilecek. Bu ücretin de üçte ikisini devlet olarak biz vereceğiz. Yine staj döneminde de sosyal güvencesini devlet olarak biz sağlayacağız. Her şeyi yaptık demiyoruz ama çok şey yaptık. İnanıyoruz ki bu öğretmen kadromuzda çok daha aydınlık Türkiye'ye hep beraber kuracağız diyorum.